Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte ikinci video olarak TÜPRAŞ'ın bilançosunun analizini yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşim açısından oldukça önemli. Biliyorum zor günlerden geçiyoruz. Moraller bozuk ama asıl böyle günlerde alım için fırsat kovalamanız gerekiyor. Tabi gidin hemen yarın alın demiyorum. Ama güzel fiyatlar geldiğinde de ucuz hisseleri hele ki önemli hisseleri kaçırmayın diyorum dostlar. E, bu yüzden de aslında bu videoyu çekiyor. Çünkü Tüpraş gerçekten de benim de bir süre önce radarımda olan bir hisseydi. Tabi e, burada piyasanın bozulmasıyla beraber genel olarak borsada pozisyonlarımızı çok ciddi anlamda azalttık. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda tekrardan e, piyasalar pozitife döndüğü zaman İlk portföye ekleyeceğim şirketlerden birisi muhtemelen Tüpraş olacaktır. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunu. Şu an bilançolar kötü. Zaten inceleyeceğiz birazdan bilançonun neden kötü olduğunu da. E, ama tabii ki de piyasalar düzelmeye başladığında e, güzel haberlerle birlikte güzel haberler de var Tüpraş konusunda. Onlardan da bahsedeceğiz ve aslında Tüpraş'ta uzun soluklu hikayeler var. Zaten onları çok fazla anlattık. E, bunlardan kaynaklı olarak ilk portföy eklemek istediğim şirketlerden bir tanesi Şimdilik. Evet şimdi gelelim. Videomuzun esas içeriğine hemen Tüpraş'ın bilançosuna bakalım. Öncelikle 6 aylık baktığımız zaman satışlar 357 milyardan 370 milyara bir miktar çıkmış %4. Brütkar 55 milyardan 31 milyara gerilemiş. EFK 31 milyardan 14 milyara gerilemiş. Favök 48'den 23'e gerilemiş. Enflasyon muhasebesini kattığımız zamansa net dönem karı 12 milyardan 5 milyara gerilemiş. Yani 6 aylık bilançomuzun oldukça kötü olduğunu görüyoruz. Peki çeyreklik bazı baktığımız zaman bakın satışlar 183'ten 193'e çıkmış 190'a çıkmış hemen hemen aynı stabil diyebiliriz. Tabii baktığımız zaman çok ciddi bir azalma var. 26 milyardan 10 milyara düşmüş. Çok ciddi bir azalma dostlarım bu. Onun dışında net kâra baktığımız zaman burada da yine çok ciddi bir azalma var. 9 milyardan 5 milyara inmiş. Yani ne yazık ki burada bütün kalemlerde olumsuz olduğunu görüyoruz. Satışlar bakın stabil ama şunu unutmayın. Enflasyonist bir ortamda stabil. Maalesef böyle. O yüzden burada ciddi oranda artması gerekiyordu. En az iki kat artması gerekiyordu. Ama artmamış. O yüzden bilançoya ne yazık ki olumlu diyemiyoruz. Dönem varlıklarımızda %8 bir azalma var. 230'dan 211 milyara gerilemiş. Duran varlıklar 207 milyardan 206 sabit kalmış diyebiliriz buna. Toplam varlıklarımızda da %4 bir azalma var. Finansal borçlarda bir azalma var. 42 milyardan 32 milyara gerilemiş. Net borç 55 milyar negatif. Oldukça güzel. Bu arada şunu da söyleyelim dostlar. Yani burada 55 milyon diye bazen yazanlar var. Yani bu 55 milyon değil. 1000 TL yazıyor bakın burada. Eğer okumanız yazmanız varsa. Yani biraz bazı arkadaşları böyle nasıl söyleyeyim. Mesela milyar diyorsak neden milyar olduğunu bir baksın. Gerçekten yanlışsa söylesin. Ama hiç okumadan bana yazıyor işte diyor ki milyonu daha bilmiyor. Salak malak yazıyorlar yorumlarda. Yani böyle bunları görüyorum. Gerçekten sinirim tepeme çıkıyor. Zaten ben engelliyorum da. Yani insanları eleştirmek çok kolay ya. Çok da saçma eleştiriler yani. Yanlış bir şey yapsam tamam. Gerçekten eleştiri üzerime alırım ama yani böyle absürt absürt eleştirilerde yazmayın. Neyse geçelim şimdi burayı. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise 246 milyardan 232 milyara geldiğini görüyoruz. Burada da yine erime mevcut bir miktar. Tabii ki bunlar olumsuz. Marjlara bakalım. Bakın brüt kar marjında çok ciddi erimeler var. Yani burada geçen sene 2. çeyrekte 15.96 şu an 9.14. Bir önceki çeyrek 7. Buraya göre bir artış var ama yine geçen sene göre bakın marjının ne kadar düştüğünü görüyoruz. Fabrik marjı bakın 12.78 ve 14.22. Geçen senenin ilk iki çeyreği şu an 6.97554. Oldukça kötü. Net kar marjında da yine bakın geçen sene 5 ikisi de 5.09'muş. Bu sene biri 0.19 diğeri 2.62 yani burada yine oldukça başarısız. Cari oranda da bakın düşüşler var. 1.28'den 1.20'ye düşmüş. E, kaldıraç oranı makul diyebiliriz. 43 civarında. Öz kaynak karlılığında da bakın çok ciddi bir erime var. Mevcut öz kaynak karlılığı 39.85. Geçen sene bakın bu zamanlarda %161'di. Oldukça iyi ama şu an 4'te bir seviyelerinde. Kötü. Şimdi gelelim bir de nakitlerine bakalım bu şirketin nakitlerine baktığımız zamansa böyle daha doğrusu hepsine bakabiliriz. Yani şöyle Fabek mesela bakın ne kadar yıllık bazda düştüğünü görüyoruz dalgalı olduğunu. Çeyreklik bazda yine bakın dip seviyelerde e, net borç dip seviyelerde bu güzel bakın net borcun böyle olması. Net faaliyet kârı bakın bunu da, bu da yine böyle olması oldukça kötü. E, net faaliyet kârı bakın burada da yine çeyrek hem çeyrek hem yıllık bazı kötü. Net kâr da yine bakın aynı şekilde. Hem çeyrek hem yıllık bazı kötü. Satışlarda da yine aynı şekilde. Bu da yine kötü. Ve yıllıklandırılmış serbest nakisi akışına baktığımız zaman işte bakın burada e, tüpraş bakın geçen çeyrek eksi 22 milyon milyar yazmış. Bu mesela çok kötüden bu çeyrek sıfır. Çok ilginç bir şekilde sıfır gelmiş direkt. E, ve bu senede baktığımız zaman bakın 77 buçuk milyar. Mesela bu şirketin Nakitleri güçlü diyebiliriz. Mesela 77,5 milyar nakit var. Şirketin piyasa değeri kaç? Hemen bakalım. 296. Hemen hesap makinesini alalım mesela. 296 bölü 78. Bakın. Şirket 3.70. Yani 4 senede yani 4 tane daha böyle nakit akışı oldu mu şirket kendini kuruyor yani. 4 senede kendini kuruyor. Oldukça güzel yani nakitler. Oldukça başarılı diyebiliriz nakit anlamında. Ki öyle ki böyle ki dönemlerde ee, şirket en azından nakitlerini kuvvetli tutmuş. Büyümeyi bırakmış nakitleri korumuş. Bence başarılı. Şimdi bir de şirketin şuna bakmak istiyorum. Bakın her büyük bilançolara baktığında şunu yapıyoruz. Aracı kurumlara göre ne kadar iyi bir bilanço gelmiş ya da ne kadar kötü bir bilanço gelmiş. Buna bakalım. Şimdi satışlar. Bakın 195 milyar satış bekleniyormuş. 190 gelmiş. Paralel diyebiliriz. Tabii 10 milyar bekleniyormuş. 10 milyar aynı gelmiş. kar 3.74 bekleniyormuş. 5 milyar gelmiş yani bu da şu demek oluyor aslında Şimdi şöyle düşünün Siz bir şirketi almak istiyorsunuz Belli bir e, Bilanço beklentiniz var bu bilanço beklentisine göre de Şirketi fiyatlanıyor yani ona göre alıyorsunuz satıyorsunuz e, Aracı kurum beklentilerine göre Olumlu geliyorsa bir tık daha gerçi paralel net kar bir tık olumlu gelmiş O zaman bu aracı kurumlar için olumludur Yani burada aslında belki aracı kurumlar Bir miktar alıma geçebilir Belki fonlar da yine aynı şekilde alıma geçebilir. Ben bunu aslında olumlu diye yorumluyorum. Bakın aracı kurum beklentilerine göre bence güzel bir bilanço gelmiş diyebiliriz. Tabi genel anlamda paralel gelmiş ama net kar iyi gelmiş. Onu unutmayalım. Şimdi net kar demiş kendi. Bakın şirket önemli bir kararın altına imza atarak temettü açıkladı. Şimdi hemen temettüye de bakalım. Şirket bürüt 11.93 TL net 10.74 TL temettü kararı açıkladı. İkinci temettüsü bakımı tüpraşın. Oldukça güzel. Yani ödemesi ne zamanmış ona da bakalım. Bakın ödeme tarihi de 1 Ekim. Evet temettü severler için oldukça güzel bir haber olduğunu düşünüyorum bunun da. E, tüpraş tarafında böyle güzel bir gelişme var. Bir de kötü bir gelişme var. Hemen onu da sizlere aktarmak istiyorum. Şirket geleceğe dönük değerlendirmeler kapsamında 2024 yılın ürün marjı beklentisini 14 dolar bölü V yani varil. Bakın bu V dediğiniz varil e varil başına 14 dolardan 12 dolara revize etti. Yani varil fiyatların ucuzacağını e marjlar ucuzlarsa tabii ki de bilançolarda kötüleşecek. Bu kadar basit. 2-2 daha 4. Burada ne yazık ki aslında ilerleyen bilançolarda bizden çok parlak bilanço beklemeyin diye burada bekliyorlar. Yani söylüyorlar. Bunlardan dolayı da bu anlamda kötü ama şirketin nakitleri kuvvetli olduğu için, net kar da kuvvetli geldiği için Temettü kararı almış, Temettü severler için gayet güzel. Zaten ben bunu videosunu çektiğim zaman demiştim yani burada Bas Bas şirket e, faaliyet raporudur, yatırımcı sunumudur. Burada her ay zaten yayınlanıyor, orada yazıyorlar net bir şekilde Biz bir Temettü şirketi olmayı amaçlıyoruz. E zaten hikayelerde var. O zaman bu tarz şirketlerde yani böyle güzel fırsatlar geldi mi toplamak gerekiyor. İyi yani destek bölgelerine gelince toplamak gerekiyor. İyi destek ya da bir trend başlangıcı yakaladığın zaman artık o da sizin yatırım tarzınıza bağlı olarak böyle şirketler bu anlamda güzel. Trend başlangıcı falan derken hemen tekniğine de bakalım bu video e, Tüpraş'ın ve sonra videoyu nokta, noktalandıralım. Şimdi Tüpraş'a baktığımız zaman ben haftalıkta şöyle bir tüp, yükselen trend çizmiştim şöyle trend geliyordu ve bunu aşağı yönlü kırdı bu hafta itibariyle. Artık onu çizmeye gerek yok. E, tüpraş videomda var. Açıp bakabilirsiniz ona. Onu da kanalıma zaten direkt arama yeri var dostlar. Tüp tüpraş yazın. Direkt çıkacak zaten. Ha, bazı arkadaşlar da gerçekten çok şey. İşte hocam nerede bulamadık falan filan. İşte koy sana hemen bulalım. Ya dostlar 5 saniye kaybetmekten bir şey yani olmaz. Bir şey kaybetmez size 5 saniyeden. Araştırın biraz. Rica ediyorum yani. Üşengeç olmayın. TÜPRAŞ'a baktığımız zaman bakın. Düşen trende girmiş. Artık zaten bir düşen trend değil ama yani şu, o önemli bir yükseleni aşağı kırdığı için ben de böyle bir düşen trend çizdim. Bu düşen trend Mayıs'tan beri arasında Ve o yükseleni kırarken de aslında çok ciddi bir düşte yaşadı mesela. Yani %25 civarında bir düşüş yaşadı. Ama o düş e, yükselendi. Gerçekten de önemli bir yükselendi. Çok ciddi yükseldi ise ya ona göre baktığımız zaman düşen trendi artık girmesi normal diye düşünüyorum. Bir süre tabi dinlenmek isteyebilir. E globalde piyasalar bozuk, yurt içinde de piyasalar bozuk. Böyle durumlarda aslında destekleri takip etmeli ya da bakın buradaki bu düşen trend yukarı doğru kırıldığı zaman o zaman alım yapmak mantıklı olabilir ki benim yatırım tarzımda biraz böyle ben dipten almayı çok seven bir yatırımcı değilim açıkçası. Daha çok trendi başladığı başlattığı zaman şirketi almayı tercih ederim. O yüzden bu düşeni kırılmasını beklemek bana daha mantıklı geliyor. Şimdilik hatta şöyle bir de bir tık kısa vadeli bir trend de izleyebiliriz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bu trend bir de bu trend var. Bu trend tabii daha önemli çünkü açısı daha düşük, Bunun açısı daha böyle bu şekilde tek. Panjantına bakıyoruz. Bu arada şu şekilde. Şöyle baktığınızda bakın bir bu açı var bir de şöyle açı var. Yani şunun açısı daha düşük üsttekinin. Şunun daha yüksek. Bunu söylemeye çalışıyorum. Açısı yüksek olduğu için de tabii ki kırılma ihtimali daha kolay. O yüzden e, bu kırıldığı zaman direkt almak mantıklı olmayabilir. Şunu kırılımını beklemek daha mantıklı olabilir. Tabii parça parça da alabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Evet dostlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Türk Hava Yolları'nın da bilimsisi geldi. Onun da birazdan videosunu çekip kanala atacağım. E, videoları dediğim gibi artık 100 beğeni skalasına getirelim videoları. Son zamanlarda iyice düştü izlenmeler. Tabii borsanın da kötü gitmesi bunu da bir etmen. Ama yani borsa kötü gidiyor diye de insanları da anlamıyorum yani. Borsa kötü o zaman borsa kanallarını izlemeyelim. Ha böyle bir mantık çok çok yanlış. Tam tersine asıl bu zamanlar insanların öğrenme zamanları. Hele ki böyle terste kaldıysanız falan. Acaba neyi yanlış yaptım diye insanı kendini bir sorgulaması lazım. Ha ben neyi yanlış yaptım da terste kaldım mesela. Bunu bir sorgula. Neyi doğru yapabilirdim? Bunları sorgulayıp daha fazla aslında videoları izlemen lazım. lazımken ne yazık ki bizim Türk insanı Biraz armutmuş ağzıma düş istiyor. E, olmayınca da tek o zaman aman boş ver diyor. Yani bu kafayla biz doğru yatırımcı olabilir miyiz bilemiyorum ama bunu yenmemiz lazım. Bu ön yargıları kırmamız lazım diye düşünüyorum. Bir de dostlar beğeni dışında bir de abone vereceğim olacak sizden. Kanala abone misiniz, değil misiniz? Yani bir iki saniye kontrol ederseniz oldukça tatlı olur. Kanalı artık bir 10.000 aboneye getirelim. 6.900 civarında bir abonemiz var. 6.800 öyle bir şeyler bin aboneye şu sene içinde gelelim. Hedeflerimize ulaşalım. Evet kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Enseyi karartmayın. Hepinize de hoşçakalın diyorum.